Sencer Bey'in Aksaçlı görevinden azledilmesini teklif ediyorum. Genç bile kaldık. Ben kabul ediyorum. Söz verdiğim gibi hükmünüzü yerine getireceğim. Yine de iki gözü görmeyen, iktidar peşinde olmayan bir büyüğünüzü öldürmek istemenizi anlamıyorum. Polat Alemdar, söz verdiğin gibi hükmümüzü yerine getireceksen daha fazla bu konu üzerinde konuşmaya gerek yok. Size hatırlatmak istediğim iki şey var. Birincisi, bugün burada çıkan karar benim kadar sizi de bağlıyor. Aykırı davranan olursa her iki Aksaçlı ile aynı kaderi paylaşacak. Aksaçlı Adil Bey'in durumu göz önünde bulundurulursa bu hükümden kaçacak halde olmadığı görülecektir. Ancak Sencer için aynı şey geçerli değil. Önce Adil Bey'in hükmünü uygulamayı doğru bulmuyorum. Polat Alemdar haklı. Adil Bey Sencer Bey'den önce ölürse bu Sencer Bey'in başarısı gibi algılanabilir. Sencer Bey'in hükmünü yerine getirmen için sana ihtiyacın olan bütün desteği vereceğiz. Ama Sencer Bey'i ele geçirdiğinde her ikisini de infaz edeceksin. Adamına irrite oldum. Bizi sattı. Adamım seni satsa şu anda karşımda dikiliyor olamazsın. Ben orasını bilmem Sencer Bey. Bana Polat'ı vereceğinizi söylediniz. Tek bulduğum bu oldu. Nerede buldun bunu? Polat Alemdar'ın olmadığı bir mekanda. Polat Alemdar tedbirli davranmış. Hepsinin üzerlerinde ne varsa çıkarttırmış. Bu Alemdar sizin üyelerden daha büyük adam yani. Benim dostum da düşmanım da büyük olur Poyraz. Benim düşmanım yaşamaz Sencer Bey. Ama Polat sayenizde yaşıyor. Sen Polat'ı öldürmek kolay mı zannediyorsun? Bir kurşun herkesin canını almaya yeter Sencer Bey. Siz gözünüzde çok büyütmüşsünüz bu Alemdar'ı.
Benim yokluğum da palazlanmış. Ben burada olsam kafasını çıkardığı an koparırdım o kafasını. O zaman ben sana Polat Alemdar'ın kısa özgeçmişini anlatayım. Polat Alemdar Türkiye'de mafyayı bitirdi. Irak'ta, Suriye'de, İsrail'de senin adımını atamayacağın yerlerde özel operasyonlar yaptı. Gladio ile savaştı. Dış istihbaratların örtülü operasyonlarına büyük darbe vurdu. Şimdi sen olsaydın bunların hiçbiri olmayacaktı, öyle mi? Ben Sencer'in sizin hükmünüze uyacağını hiç sanmıyorum. Başka şansı yok Polat Alemdar. Naip olarak görevlendirdiğim istihbarat müdürü şu anda Aybars'ın emrine verdiği özel kuvvetlerden bir timde Sencer Bey'in naibini almaya gidiyor. Mührü elinden alındıktan sonra Sencer Bey'in teslim olmaktan başka yapabileceği hiçbir şey kalmayacak. Bundan benim niye haberim yok? Polat Alemdar, senin görevin Sencer ve Adil Bey ile ilgili. Heyetin tüm operasyonlarını yürütmen heyette ve ekiplerinde rahatsızlık yaratır. Sencer kolay kolay pes etmeyecek Faruk Bey. Ben devletin sinir merkezlerindeki adamlarınızla görüşmek istiyorum. Mühür olmadan onlarla görüşemez. Kaosa neden olur. Kaos da en çok Sencer Bey'e yarar. Mühür ne zaman elinizde olacak? Sana haber verilecek Polat Alemdar. Eğer Remzi hüküm verilmesini engelleyemediyse ilk hamleleri Mühür'ü ele geçirmeye çalışmak olacaktır. İş senin adamına kaldıysa o hüküm verilmiştir Sencer Bey. Mete'yi ara. Mühür'ün yerini bulmaları için naibe ulaşacaklar. Anneciğim, geç kalıyoruz. Vazgeçmek için bahane arama Mete. Anneni bir yemeğe götüreceksin. O da mı sana zor geliyor? Olur mu anneciğim? Bugün her şeyi iptal ettim. Tamamen sizin emrinizdeyim. Emrimdeysen beklemeni emrediyorum evladım. Kadınları hiç tanımıyorsun. Yarın evleneceksin. Onlar seni bir ömür bekletecekler. Efendim, aktaşlar yok. Anneciğim, şimdiye kadar yemeğimizi yiyip dönmüştük bile. Bak işte gidemeyeceğiz. Nasıl kıydın evladına? Artık Mete diye bir evladın olduğunu unut. Size vasiyetim, beni babamın yanına gömün. Anne bak gördün mü? Telefonu bozdum. Çekmiyor. Efendim, telefonu bozan annemiz değil. Nafis. Neler oluyor? Bu ne cüret? Efendim, şimdi ben müdahale eder, durumu açıklığa kavuştururum. Evladım, sakin ol. Nafiz, Mete Bey'i çağır. Müdür Bey, Mete Bey farkına varmadan çekin gidin buradan. Yoksa sizi ben bile kurtaramam. Çekin şunu, girin içeri.
Vezir, sen kafayı mı yedin? Asker kaçağının evine mi giriyorsun? Naibin evi burası. Mete, heyet seni naiplikten azletti. Buraya senden mührü teslim almaya geldim. Efendim, naibe ulaşamıyoruz. Telefonlar engelleniyor. Heyetin kararı ortaya çıktı. Onların hükmü varsa bizim de bir hükmümüz var. Hastanız yoğun bakımda fenalaştı. Tekrar ameliyata aldık. Fakat acil sıfır negatif kana ihtiyacımız var. Cahit. Ne bakıyorsunuz kardeşim? Adam senin için vurulmuş. Sen kanını mı esirgiyorsun? Benim kanım ona dokunur. Siz ona bir şerefsiz kanı bulun. Cahit abi, Erkan ölecek. Siz işinize bakın. Elinizi tutan yok. Çok meraklıysanız Erkan'ı kurtarmaya, bana yalvaracağınıza gidin kan bankasına yalvarın. Cahit, sana yakışmıyor. Size yakışıyor mu şerefsizin hayatını kurtarmaya çalışmak? Ne bakıyorsunuz kardeşim? Kanını da mı ben alayım? Gidin bir doktor çağırın. Doktor hanımefendi. Doktor. İndirin silahlarınızı. Efendim? Açılın. Hepimizi birden öldürtecek misiniz? Tim komutanına talimat ver, silahlarını teslim etsinler. Mete Bey'i burada bir yerde misafir edin.
Heyet hakkında karar verene kadar rahat etsin. Müdür bey, biz bugüne kadar heyetin arzusu ve emri dışında hiçbir şey yapmadık. Bundan sonra da yapmayız. Hakkımızdaki hüküm ne olursa ona da razı oluruz. Efendim, eski naipten mührü teslim aldım. Emriniz nedir? Devletin sinir merkezlerindeki 6 adamımıza Aksaçlı'nın hükmünü yitirdiğine dair tebliğ hazırlıyorum. Emredersiniz efendim. Efendim, Sencer Bey'in dönemi kapandı. Mührü ele geçirdiler. Bizi de harcarlar mı efendim? Seni bilmem ama Nafiz, benim kalemimi kırmak kolay değil. Sen bana bir bak bakalım. Ben heyetin vazgeçeceği adam mıyım? Hı? Müsait misiniz Adil Bey? Polat, başarabildiniz mi? Heyet Sencer'i azletti. Çok şükür. Bundan sonra Sencer'in küresel vizyon stratejimize verdiği hasarı gidermek için hızlı hareket etmeliyiz. Bütün üyeler bunun bilincinde. Faruk Bey'i vekil olarak tayin ettim. Ne? Benim durumumu biliyorlar mı? Mesele durumunuzla ilgili değil. Heyet sadece Sencer hakkında hüküm vermedi. Benim yeniden Aksaçlı olmak gibi bir arzum yok. Fakat tecrübelerimden istifade edeceklerini düşünmüştüm. Heyet, geçmişte yapılan hataların izlerini taşımak istemiyor. Sencer'le birlikte benim de mi infaz kararım çıktı? Maalesef. Ama fikirlerini değiştirmek için uğraşacağım. Polat Alemdar, bir ihtiyarı kurtarmaktan çok daha önemli işlerin var. Enerjini onlara ver. Heyetin çözüm yöntemi kendilerince doğru olabilir. Ama ben uzun vadede verdikleri karardan pişman olacaklarını düşünüyorum. Hükmün infazını sana verdiler. O yüzden duygusal davranıyorsun. Sana tek tavsiyem, her ikimiz için de verilen hükmü erteleme. Şu an önceliğimiz Sencer. Onu ele geçireyim, bunları ondan sonra konuşuruz.
Eşref'e söyle doğru olanı yaptı. Heyet ve ülke olmadıktan sonra sevdiklerimize verebilecek ne bir gelecek ne de bir vatan. Ne yapıyorsunuz siz? Kime kurşun sıkıyorsunuz? Bunu devletin hangi kurumunda yetiştirmişler? Operada mı? Aksaçlı böyle bir şey izin vermez Poyraz. Yaptığımız öğrenirse fena olur. Mühür giderse ne Aksaçlı kalır ne de sen. Efendim Poyraz, girişi taradılar. Mührü ve zarfları çıkartacaksın. Efendim siz
Ben senin kaçman için gereken zamanı kazanacağım. Efendim. Ateş etmeyin. Teslim oluyorum. Teslim oldun. Mührü de teslim et ki aklını almayayım. Okan'la yeni hasret giderdik. Bir de müdürüyle hasret giderelim. Öyle mi teşekkür ediyorsunuz? Müdür nerede? Mühür nerede? Hala mühür yok mu müdür? Var mı? Sen bir tabur adam öldürdün. Ama mühür benim elimde. Demek ki her şeyi adam öldürmekte olmuyormuş. Polat Bey, geçirdiğiniz operasyonların başarılı sonuç verdiğini söyleyebilirim.
Şimdi yaptığım kıl ekimi operasyonu sonucunda sakal bırakmanız mümkün olacak. Fakat bence son büyük operasyonu da fazla ileri bir tarihe atmamanız gerekir. Teşekkür ederim doktor bey. İlk fırsatta operasyon için size haber vereceğim. Peki. Kara sen ne yapıyorsun? Niye bu kadar üzerine gidiyorsun Cavid'in? Ben yeteri kadar gidiyorum. Bir de sen gitme. Abdüley, ben insan sevmem. Ama yanımda kurşun atan adamın da göz göre göre ölmesine izin vermem. Ben ikna edecektim Cahit'i. Sen niye karışıyorsun? Kardeşim, neyse meseleniz oturun çözün. Bu iş böyle olmaz. Beraber çatışmaya giriyoruz. Siz neredeyse birbirinizi vuracaksınız. İmdat, boşu boşuna merak etme. Bunlar şiddetten başka bir şey konuşmazlar. Ya silahlı şiddet, ya silahsız şiddet. Kurşun sesi gelmediğine göre psikolojik şiddet Erhan abi. Ne alakası var Erhan? Cahit'i konuşuyorduk. Beni kim bayılttı? Beni kim bayılttı? Size basit bir soru sordum. Beni bayıltıp kanımı kim aldı? Ben bayılttım. Sen kimsin benim kanımı alıyorsun? Bir dur Cahit. Çocuk gibi oldun iyice. Hadi bunlar neyse. Sen nasıl izin veriyorsun benim kanımı alıp o şerefsize vermelerine? Bıraksaydık da adam ölse miydi? Senin için kurşun yemiş. Ben mi demişim benim için kurşun yesin diye? Onun yüzünden Memati abi ölmüş. Ben yaşamışım ne yazar? Cahit, haklısın kardeşim ama sakin ol. Ne sakin olacağım Erhan? Siz buna nasıl izin veriyorsunuz? Abinin emri Cahit. Ha? İstiyorsan git ondan hesap sor. Gir. Efendim, maalesef mührü kaybettik. Nasıl? Poyraz baskın yapıp mührü ele geçirmiş. Naibiniz ağır yaralı hastaneye kaldırıldı. Mete?
Poyrazlar onu da almışlar efendim. Heyete ihanet içindekileri büyük hayal kırıklığına uğrattın Haydar. Efendim, mühür için bile olsa devlet görevlilerinin öldürülmesini içime sindiremiyorum. Devlete hizmet edenlerin zarar görmesi en çok beni üzüyor Haydar. Ama mührü ele geçirselerdi, devlet riske girerdi. Sencer Bey, muhabbetinizi sonra edersiniz. Siz istediğinizi aldınız. Ben ne zaman alacağım? Sana daha önce de söyledim Poyraz. Bu mevzular bitecek. Ondan sonra. Beni ilgilendiren tek mevzu var. O da Polat Alemdar'dan intikamımı almak. Efendim, mührü ele geçirdik. Ama bütün heyet karşımızda. Ne yapacağız? Kendi heyetimizi kuracağız Mete. İcracıların her birine onları toplantıya çağırdığıma dair tebliğde bulunacaksın. Ama efendim, bize tabi olmazlar. Hepsi bağlı bulundukları üyeler tarafından bilgilendirilmiştir bile. Bize tabi olmaları için çağırmıyoruz onları. Ne oldu Poyraz? Poyraz'a kafana göre esemezsin diyor. Ne yapacağız? Öyle bir eseceğiz ki önümüze kim çıkarsa titreyecek. Ne duruyorsun? Bassana gaza. Ne var Zahit? Abi Erkan meselesi. Canımı sıkıyor. Erkan'ın durumu nasıl? Benim kanım ona yaramaz diyordum ama kurtarmışlar. Sen Erkan'a kan mı verdin? İyi yapmışsın. Erkan daha bize lazım. Müsaadenle abi, bir işim var halledeyim. Abi emretti, öyle mi Abdüley? Polat abi geldi. Aksaçlı ile görüşüyor. İki dakika konuşalım mı? Şey mi oldu? Çok göze batıyorsunuz. Anlamadım. Ekip içinde konuşuluyor. Ne konuşuluyormuş?
Seninle Akif'in durumu. Ekip içinde böyle ilişkiler olması doğru değil. Bizim işimizde duygusallığa yer yok. Çok seviyorum. Kendi kendime ne kadar mücadele ettim bu duyguyla baş edebilmek için. Bilmiyorsun. Kaç gece uykusuz sabahladım ben ne yapıyorum diye. Ama olmuyor. Akif'ten uzak duramıyorum. O olmasa sanki ben de olmayacağım. Tek seven sen misin sanıyorsun? Senden başkalarının duyguları yok mu? Senden başka uykusuz sabahlayan, aşık olan yok mu? Kim? Kim olduğunun bir önemi yok. Çünkü biz bir ideal için yetiştirildik. Ve görev ve duygularımızın arasına hiçbir şeyin girmesine izin veremeyiz. Efendim, Sencer Bey geldi. Hasta mısın Remzi? Biraz solgun görünüyorsun. Efendim, son gelişmelerin üzüntüsü içerisindeyim. Kendin için mi üzülüyorsun? Benim için mi Remzi? Hem ülke için, hem kendim için, hem sizin için. Kimi vekil seçtiniz? Faruk Bey. Aferin Remzi. Akıllıca bir hamle. En zayıf halkayı seçtirdim. Heyetin Faruk Bey'in çok az ömrü kaldığından haberdar olmamasını değerlendirdim. Ben seni oraya kırıntıları toplaman için göndermedim. Bana karşı düzenlenen komployu bozman için gönderdim. Üzerindeki takip cihazını boş bir mekanda buldular. Polat Alemdar öyle tedbir almış. Diğerleri ses çıkarmayınca yapacak bir şey kalmadı. Sen de azim için oy kullandın. Bunu nasıl izah edeceksin? Polat Alemdar'ın niyeti açıktı. Ya sizi indirecekti ya da lehinize oy kullananları öldürecekti. Heyet Polat Alemdar'ın etkisinde olduğuna göre... heyeti yok etmek bana kalıyor. Sen de bu heyetin bir üyesisin. Size ihanet etmiş olsam burada gelmenizi bekliyor olmazdım. Ben ne yaptıysam sizin heyetteki menfaatlerinizi koruyabilmek için yaptım.
Kurgun bu krizi yönetebilecek ne birikim ya ne de sıhhati yok. Bana müsaade edin. Sizi iki ay içinde yeniden aksaçlı... Babür ve Zakir biraz sonra ölmüş olacaklar. Yaşamak istiyorsan onların yerine bu adamları seçtir. Siz burada bekleyin. Akif, acil Faruk Bey'e ulaşmam lazım. Telefonu kapalı. Sen yanında görev yaptın. Nereden ulaşabileceğini bul bana. Abi, Faruk Bey'in sağlık durumu sıkıntılı. Faruk Bey'in yanında görev yaptığım sırada ciğerleriyle ilgili problemi vardı. Yine kriz geçirmiş olabilir. Akif, ne yap et? Faruk Bey'e ulaşmamı sağla. Tamam abi. Yine ne var? Efendim, Poyraz gelmiş. Müsaitseniz sizinle görüşmek istiyormuş. Söyleyeceği çok önemli şeyler varmış. Yalnız mı gelmiş? Yanında Araz var efendim. Poyraz'ı alın, diğeri beklesin. Kim söyledi? Sencer Bey'den öğrendim. Ne istiyorsun? Siz benim ne istediğimi çok iyi biliyorsunuz.
Ben de sizin ne yapmak istediğinizi çok iyi anlıyorum. Diyelim ki sana inandım. İstediğimi bana verebilecek misin? Siz bana Polat Alemdar'ı verirseniz... ...benim size veremeyeceğim hiçbir şey yok. Çiçekleri suluyiverdin mi Hafize Hanım? Gelemeyeceğim. Bir süre daha buradayız. Ha, altını sonra gönderirim. Komşular nasıl? Haftaya benim sıram biliyorum ama daha ne kadar buradayız bilemiyorum. Olmazsa Mübeccel Hanım benim sıramı alır. Ya zaten Umre'ye gidecekti. Onun daha çok ihtiyacı vardır. Hadi Allah'a emanet olun. Anne hayırdır? Şu Kerim Hanım'ı da bir arayayım. Anne sabahtan beri aramadığın komşun kalmadı. Öyle apar topar çıktık ki merak ederler ne oldu diye. Haber vereyim en azından. Sen merak ediyor olmuyorsun anneciğim. Ne yapayım kızım? Sıkıldım burada. Ömer Bey'e gün doğdu. Yürüyüş yapsın, temiz hava alsın. Bahçeyle çiçekle uğraşsın. Benim gelenim gidenim olmayınca ben sıkılıyorum. Anneciğim altın günü istiyorsan biz de burada bir altın günü yapalım. Bu saat sen ben. Hı? Kızım. Hı. Biz daha ne kadar buradayız? Ben Polat'a korkuyorum sormaya üzülür diye. Sana bir şey dedi mi? Her zaman dediğini diyor anneciğim. Biraz daha sabır. Ne? Hayvanat bahçesine mi gittiniz? Of ya. Yavrum, taşa oturma kızım. Bana ne, ben sıkıldım. Bugün bizim okuldaki herkes hayvanat bahçesine gitmiş. Ben gidemedim. Ben seni götürürüm bir tane. Oo, ben arkadaşlarımla gitmek istiyordum. Fil görmüşler. Ben yokum diye adını Elif koymuşlar. Ben orada olsam Defne koydururdum. Ne kadar ayıp. O nasıl laf öyle kızım? O Elif koyduruyor ama. Ben sıkıldım. Buradan gidelim. Hadi kızım. Bana bir bardak su getir. Bu çocuk da çok sıkıldı. Ben de çok sıkıldım. Şu pusata söyleyelim bizi bir mahalleye götürsün. Olmaz anne. Hiçbir yere çıkamayız. Polat canıyla uğraşıyor. Bir de bizim derdimize düşmesin. Bir süre sabredeceğiz. Hayırdır Ahmet? Efendim, siz dışarıdayken bize af gelmiş. Onu bırakıyordum masanıza. Kim getirmiş? Nasıl olur? Bilmiyorum efendim. Resepsiyondaki kıza bırakmış bir kurye. Ahmet, arabayı hazırlayın, çıkıyoruz.
Efendim, çok acil görüşmemiz gerekiyor. Zarfı basit bir kurye bırakmış efendim. Mühür orijinal. Evet, yanımda. İncelemeniz için getiriyorum. Hoş geldiniz. Polat Alemdar, bana ulaşmaya çalışmışsın. Fakat hastalığım nedeniyle seni durumdan haberdar edemedim. Geçmiş olsun. Mührü mutlaka geri almamız lazım. Faruk Bey, çok zaman kaybettik. Bizim Sencer'e ulaşmamız lazım. Sencer Bey eski istihbaratçı, bu işleri iyi bilir. Eğer onu kendi kendine ortaya çıkacağı duruma getiremezsek, uzun süre ortaya çıkaramayız. Sencer'in hırsları kendi hayatından daha önemli onun için. Ülkeyi yönetemedikten sonra yaşamak için hiçbir sebebi kalmaz. Onun için mutlaka bir yerde kendini gösterecektir. Bu konuda haklısın. Öyle bir girişimde bulundu bile. Sencer Bey, Aybars ve Metin'e birer zarf gönderip toplantıya çağırmış. İyi de Sencer'in onlara nüfuz etme ihtimali yok. Mührün onda olduğu bir gerçek. Fakat icracılar daha önceden uyarıldıkları için hepsi bağlı oldukları üyelerle temasa geçtiler. Siz nasıl böyle bir şeye izin verirsiniz? Sencer'in amacı icracılar üzerinden üyelere ulaşmak. Akif! Sencer, Babür ve Zakir Beylere suikast düzenleyecek. Karaya da haber ver. Sen Babür Bey'e, Kara da Zakir Bey'e gidecek. Yanınıza adam alın. Bana müsaade. Siz de dikkatli olun Faruk Bey. Madem öyle, Küpeli, Alptekin, siz benle gelin. Zakir Bey'e gidiyorsanız ben de geleceğim. Ben onun korumasıydım. İyi, sen de gel bakalım. Alptekin, sen kal o zaman. Aynur'a sen de onlarla git. Alptekin, Talha'm, siz benimle gelin. İkiniz birden mi benimle geliyorsunuz? Bir sakıncası mı var? Ya. Zaten çoktandır pikniği özlemiştim. Artık operasyondan sonra sen salatayı yaparsın. Sen de ayranı yaparsın. Abi, ben de mangalı yakayım bari. İyi olur. Hadi geç geç. Geç. Abi, Karay'la Akif'i göndermişsin. Karay'ı anladık da biz dururken Çömezler niye gidiyor? Siz yorulmuşsunuz. Artık stresi kaldıramıyorsunuz. Abi, ne alakası var? Git bir aynaya bak Abdüreyh. Ne alakası olduğunu anlarsın. Efendim Naim. S-
Söyle Mete. Efendim, Aybars'la Metin'i takip ettik. Dediğiniz gibi bağlı bulundukları üyelerle görüşmeye gittiler. Mete, Babür'ü sen indireceksin. Emredersiniz efendim. Peki, Zakir Bey? Ona Poyraz gidecek. Bir dakika Hüsnü Bey. Yenge. Yenge. Telefon. Polat mı? Hastaneden arıyorlar Hüsnü Bey. Hayırdır inşallah. Efendim Hüsnü Bey. Tamam Hüsnü Bey. Hemen geliyorum. Uzat çabuk. Kızım ne oldu anlatsana. Annem ağırlaşmış. Doktor sabaha çıkarmaz demiş anne. Yenge ben bir Polat abiyi arayayım. Evladım annesi ölüm döşeğinde kızın. Arasın anne. Haber vermemiz lazım. Abi bir durum var. Hastaneden Hüsnü Bey aradı. Polat annem ölüm döşeğindeymiş. Çok üzüldüm canım. Hastaneye gitmem lazım. Önce ben bir Hüsnü Bey'le konuşayım. Neyi konuşacaksın Polat? Doktor her an kaybedebiliriz demiş. Tamam Leyla. Bu saat seni hastaneye götürsün. Ben de geliyorum. Hadi. Faruk Bey emin misiniz? Anladım. Hemen çıkıyoruz. Efendim beni mi takip etmişler? Korumaları alarma geçir. Baskın ihtimali var. Çıkıyoruz. Burada kalın. Emredersiniz komutanım. Efendim, evin etrafını sarıyorlar.
Nafiz. Ne kadar ilkelsin. Niye insanlara eziyet çektiriyorsun? Bak, adamcağız can çekişiyor. Mete Bey, benimle görüşmek için buraya kadar gelmenize gerek yoktu. Arasaydınız ben size gelirdim. Babür Bey nerede? Geç kaldın Mete Bey. Babür Bey gizli geçitten çıktı. Dur Nafiz. Efendim kaçacak? Biraz kafanı çalıştır Nafiz. Oradan gizli bir çıkış varsa Aybars Paşa'm niye Babür Bey'le çıkmadı? Evi ve çevresini arayın. Babür Bey buralarda bir yerde. Nafiz. Sence Aybars Paşa'm bize Babür Bey'in yerini söyler mi? Söyler efendim. Sen Türk subaylarını hiç tanımamışsın Nafiz. Bence sır verir, sır vermezler. Ne bakıyorsun Nafiz? Mendilini ver. Tekin sen dışarıda kal.
müşterileri kaçırmayın. Aptekin arabayı hazırla. Nafi, her yerde bu Akif karşıma çıkıyor. Bu bir işaret mi? Ne gibi bir işaret olabilir ki efendim? Kayıp kardeşim olacak hali yok herhalde Nafi. Ya ben onu öldüreceğim, ya o beni. Patron, gittiler. Araba nerede? Lastiği patlatmışlar. Efendim, siz iyi misiniz? İyiyim, iyiyim evladım. Teşekkür ederim, iyiyim. Cehaletimi mazur görün. Siz devletin hangi kanadı oluyorsunuz? Metin Bey'in üstü olduğunuzu biliyorum. Ama resmi unvanınız nedir? Benim Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olmaktan başka hiçbir resmi unvanım yok. Ama bundan daha büyük unvan da yok. Biz de bu ülkenin vatandaşı olmakla övünç duymak istiyoruz. Ama devletin bize karşı olan tavrı buna imkan vermiyor. Taraflar anlaşmayı belli bir metne bağlasın. Bu metin Türkiye'nin karar alma organı tarafından kabul edilsin. Sabrımızı zorlamayın. Öyle kafanıza göre anlaşmalar çıkarmayın. Yok meclis kararı, yok Cenevre Sözleşmesi, yok Birleşmiş Milletler. Bu saçmalıklarınızı derhal bir kenara bırakacaksınız. Siz bize ultimatum veremezsiniz. Biz size milletin vekili olma fırsatını vermek istiyoruz. Dağdakiler bize göre de devlete göre de eşkıyadır. Devlete baş kaldırmış unsurlardır. Devleti bir taraf, kendilerini karşı taraf gibi göstermeye çalışmasınlar. Onlar bizim halkımızın temsilcileri. Ona göre muamele görmek istiyorlar. Halkın temsilcisi olmak için Arap Baharı'nı bölgede uygulamaya çalıştınız. Ama insanımız size itibar etmedi. Çözümden yanaysanız karşınızdakini muhatap alıp taraf kabul edeceksiniz. Taraflık eşitler arasında olur. Bunu Almanya zamanında yapmaya çalıştı. Birleşmiş Milletleri Türkiye Cumhuriyeti halkına zulüm yapıyor bahanesiyle bölgeye getirmeye çalıştı. Ama halkımız buna müsaade etmedi. Şimdi örgüte birileri Cenevre Sözleşmesi'ni Türk devletine dayatın diye akıl veriyor. Bu yola girerseniz sizi Kuzey Irak'taki unsurlara boğdurturum. Siz barışın dilini konuşmuyorsunuz. Asimilasyonun, savaşın, silahın dilini konuşuyorsunuz. Siz böyle yaptıkça silahlar da susmaz, biz de susmayız. Bizi böyle sindiremezsiniz. Gel. Efendim, çok acil bir mesele var.
Nedir? Efendim, Polat Alemdar Karay'la bir mesaj göndermiş. Hı. Gelsin. Anlaşılan sizin başka bir toplantınız var. Biz fazla rahatsızlık vermeyelim. Otur. Metin Bey, bize bu kadar büyük bir jest yapmanızı beklemiyorduk. Bu karanlık ajan bizim nezdimizde halkımızdan özür dilemeye geldi galiba. Aynen, aynen. Onun için geldim. Ülke sınırlarından çekilmiş çekilmemiş, öldüremediğim sizin gibi ne kadar adam varsa, halkımızdan sizin nezdinizde çok büyük özür dilerim. Zaten bu ayıp bana bir ömür yeter. Bu saygısızlığa daha fazla tahammül edecek değil. Rune! Emnuni başem biştigane müzakere. Kara, niye geldiğini biliyorum. Telefonla haber verdiler. O zaman çıkalım. Sen çıkmayı unut da gel seninle biraz yan odada baş başa bir şeyler konuşalım. Şamil, sağ taraf korunması. Sen orayı tut. Kara bir çıksın. Adamlar karanın çıkmasını beklemez gelmek için. Birinin o tarafı tutması lazım. Sana konuşacağıma ben tutarım. Neyi var bunun? Kara, senin dünyadan haberin yok. Ben dünyayla ilgilenmiyorum. Benim için sınırlarımız içinde olanlar önemli. Devlet olarak ilk defa kimsenin müdahalesine izin vermeden Kürt meselesinde bağımsız politikalar oluşturuyoruz. Bu politikalar halkımızın 30 yıldır yaşadığı terör belasını sürdüreceği gibi Türkiye'yi de küresel aktör haline getirecek. Zakir Bey, siz de bölge insanısınız, ben de bölge insanıyım. Bölge insanının iyi niyetinden de hiçbir şüphem yok. Ama örgüte nasıl güvenebilirsiniz? Biz kendimize ve halkımıza güveniyoruz. Örgüt kartını 30 yıldır bize karşı kullanan ülkelerin elinden alıp artık biz onlara karşı kullanacağız. Örgüt. Bizim devlete mi taşeronluk yapacak bundan sonra? Ya siz buna nasıl inanırsınız? Bize taşeronluk yapma ihtimali bile bölgedeki İran'ın, Amerika'nın, Rusya'nın, Suriye'nin uykularını kaçırmaya yeter. Zakir Bey, her şey iyi, güzel. Devletin bekası, milletin menfaati. Tamam, tamam da siz bana sadece şunu söyleyin. Bunca yıl boşa mı savaştık? Hayır. O savaş verilmeseydi, bu sonuçlar alınamazdı. Biz iç savaşın önüne geçtik. Artık bölgenin güçlü aktörü biziz. Bu gücü de en akıllı biçimde kullanıyoruz. Gidelim. Canım. Annenin durumu maalesef ağır. Yoğun bakımda tutuyorlar. Görmek istiyorum. Anne. Kızım, beni affedebilecek misin? Huzurla gitmeme izin verebilecek misin? Anne. Seni yeni buldum. Kaybetmeye hazır değilim. Beni bırakma. Seninle bir dakika fazla
vakit geçirebilmek için neler vermezdim kızım. Ama artık bizim elimizde değil. Efendim, çok yormayalım hastamızı. Canım, bir elini yüzünü yıkayalım. Anne de biraz istirahat etsin. Anne, ben buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Bir yüzümü yıkayıp geleceğim. Hiç merak etme. Yanından ayrılmayacağım. Yanındayım canım. Çok canım acıyor Polat. Anladık Cahit. Dünya dönüyor. Ama benim başım da döndü. Yeter. Gel şöyle içeri, iki dakika konuşalım. Erhan, benim konuşacak bir şeyim yok. Sen git, döneklik yapan arkadaşlarınla konuş. Ben eskiden neysem aynı. Cahit, ben de anlamıyorum. Ama neticede bu Abdüley yatakta bile sağa sola dönmez. Aman döneklik yer yapar bende diye. Vardır onun bir gizli gündemi, planı. Başlarım onun planından. Ben konuştum. Senden özür dileyecek. Arada belki ağzından laf alırız. Neymiş gizli planı öğreniriz. Hadi. Ne var, niye geldin? Özür dileyecekmişsin. Şu kapıyı saçmalama. Erhan. Biriniz birinizi ikna edin. Ya severek ya döverek. Boşuna milletin moralini bozup durmayın. Yaptığın işle gurur duy. Millet orada çatışıyor. Biz burada oturuyoruz. Abdüley. Sana olan saygımı yitirdim. Birazcık sevgim var. Onu da bitirme. Sen böyle düşünüyorsan benim için zaten bitmişsin. Daha ne kadar tutacaksınız bizi burada? Hayatınızla ilgili tehlike olmasa tutmazdık. Efendim, siz çıksaydınız içim rahat edecekti. Kara, sen beni tanırsın. Biri benim mekanımı basmaya gelecek, ben kuyruğu kıstırıp kaçacağım. Mümkün mü bu?
Poyraz'ı siz benden daha iyi biliyorsunuz. Kara, ya onun kanı ya benim kanım akmadan ben buradan çıkmam. Gel. Kara, gelen giden yok. Burada boşuna bekliyoruz. Sen Zakir Bey'in yanında kal. Ben bir Polat Alemdar arayayım bakayım ne diyecek, tamam mı? Tamam. Hadi geç. Efendim. Maalesef Babür elimizden kaçtı. Mete. Babür'ün yerini bulmak için şeytanın aklına gelmeyecek plan kurdum. Siz bir adamı öldüremediniz. Efendim, planı eksik kurmuşsunuz. Polat Alemdar'ın timi Babür'ü kurtardı. Mete, bana hala sadıksın değil mi? Efendim, kaderimiz aynı. Sizin yok olmanız demek, benim de yok olmam demek. Gel. Efendim, Poyraz geldi. Sen de başarısız olduğunu söylemeye geldiysen hiçbir şey söyleme Poyraz. Zencer Bey, ekibinizde hain var. Ben gittiğimde mekan çoktan boşaltılmıştı. Madem senin gideceğinden haberleri vardı, niye seni orada karşılamadılar? Sen olsan Poyraz'ın karşısında durur muydun Mete? Bırakın saçma sapan konuşmayı. Bizi köşeye sıkıştırdılar. Efendim, yer altına çekilelim. Adil Bey Polat'la birlikte yer altına çekilerek durumu kurtardı. Biz de aynısını yapabiliriz. Sen ne diyorsun Poyraz? Polat'ın istihbaratta, devletin kurumlarında çok adamı var. Alemde ağırlığı, saygınlığı da var. Nereye gitse el üstünde tutulur. İstediği kadar saklanabilir. Sizin böyle bir durumunuz var mı ki? Efendim olmadı, yurt dışına çıkalım. Amerikalılarla, İsraillerle aramız iyi. Bizi kırmazlar. Mete, senin gücün varsa onlar senin dostun. Gücün yoksa onların elinde oyuncak olursun. Tek çıkış yolu var Sencer Bey. Heyete teslim olacaksınız. Poyraz. Ölmek istersem kendi kafama sıkarım. Başkasına gerek yok. Heyeti ortadan kaldırmak için de başka yol yok. Heyete teslim olacaksınız. Sizi takip edip toplantıyı basacağım. Efendim, Poyraz ilk defa doğru esti. Senin Polat Alemdar'dan başka meselen olmadığını sanıyordum Poyraz. Sencer Bey, heyetin güvenliğini kim sağlayacak? Polat Alemdar. Siz heyeti... Ben de Polat'ı ele geçireceğim. Bana Faruk'u verin.
Gir. Efendim, Sencer Bey. Sizi dinliyorum. Faruk, benden gizli toplantı yapıp hakkımda hüküm vermişsiniz. Hakkınızdaki hükmü biliyorsanız bundan kaçış olmadığını da bilirsiniz. Biliriz elbet. Ama teamüllerin bir aksaçlıya böyle bir saygısızlık yapılmasına izin vermeyeceğini de biliriz. Hakkımda hüküm verecekseniz söyleyeceklerimi dinleyip hükmü yüzüme karşı vermeniz gerekir. Buyurun gelin Sencer Bey. Heyete teslim olun. Sizi dinleyelim. Hükmünüzü yüzünüze söyleyelim. Sizi dinliyorum Faruk Bey. Polat, Sencer Bey heyetin iradesine teslim olmaya karar vermiş. Faruk Bey, ben Sencer'in bu kadar kolay teslim olacağına inanmıyorum. Bunda bir iş var. Temkinli olmak senin vazifen. Tedbirli olmak da. Sencer Bey heyete teslim olduğunda güvenliği senin sağlamanı istiyoruz. Sencer'in bir planı olmasa heyetle yüzleşmeyi göze alamaz. Polat Alemdar, inisiyatif sende. Heyet sana tam yetki verdi. Bu işi bitir. Anladım. Hemen çıkıyorum. Pusat, güvenliği arttırın. Leyla size emanet. Abi yengesine sorarsa? Pusat, bir işi varmış, hemen halledip gelecek dersin. Benim acil çıkmam lazım. Tamam abi. Beni almaya en azından Polat Alemdar gelir diye düşünüyordum. Demek ki heyet bana bu kadar kıymet veriyormuş. Ne oldu Sencer Bey? Bizi beğenemediniz mi? Aldık. Yola çıkıyoruz. Kara, çok dikkatli olun. Yolda tedbir alındı mı?
Çocuklar bekliyorlar, merak etme usta. Tünele giriyoruz. Tamam Kara. Ben senin isteğini yerine getirdim. Zenciri teslim ettim. Sıra benim isteğimde. İşte bir iş var. Usta, takibi kestik işte. Poyraz da aptal değil. Kendini bile bile ölüme atmaz. Sizi takip etmeleri için de iki çömezi güvenmez. Sencer'in bir planı olmasa teslim olmazdı.
Heyete beni sen mi götüreceksin Polat Alemdar? Heyetin gündeminde Sencer diye bir madde yok artık. Bu teamüllere sığmaz. Hiç kimse Aksaçlı'yı heyetin karşısına çıkarmadan infaz edemez. Sayende heyette teamül mü kaldı? Polat Alemdar, ben Faruk'la böyle anlaşmadım. Eğer kendi inisiyatifinle hareket ediyorsan, bunun bedelini sana da ödetirler. Heyet senin hakkındaki hükmünü verdi. İnfazını onayladı. Benim anlamadığım, sen Poyraz'a güvenerek nasıl teslim oldun? Seni takip etmeyi denemedi bile. İki çömezini gönderdi. Polat Alemdar, beni sana verdiğine göre karşılığında benden çok daha kıymetli bir şey aldı. Alemdar, benim sana geleceğimi zannediyordun değil mi? Aslında öyle yapacaktım. Ama sonra düşündüm. Polat Alemdar benim küçüğüm. Onun bana gelmesi lazım dedim. Sen ne saçmalıyorsun? Sana göstereyim ne saçmaladığımı.